Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom alışveriş yapmadan duramıyorum. Gerçekten öyle. Alışveriş yapmadan duramıyorum. Kendime engel olamıyorum. Kargom geldi sıcağı sıcağına. Hemen videomu çekeyim dedim açarken. Çünkü şu anda gerçekten yeni kitaplarıma kavuşacağım için çok heyecanlıyım. Bakalım ben neler sipariş etmişim. Bu yine bir İdefix alışverişi. Bu arada kitap yurdumdaki sepetimde dolu. Onları daha almadım. Hemen alacağım. Yani biraz zaman veriyorum kendime. Evet, alışverişim. Bu arada arkadaşlar, siz neler okuyorsunuz? Kitap okuyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, çıkıyor. Tek tek çıkıyor. Bir sürü kitap, yeni kitap. Kitaplarımı çıkarttım. Hemen paylaşacağım neler almışım diye. Dediğim gibi kendime gerçekten engel olamıyorum. Sürekli kitap almak istiyorum. Eski alışkanlığıma geri döndüm açıkçası. Bunun için çok seviniyorum. Hemen başlıyorum. Yaşar, Şermin Yaşar. Artık Şermin Yaşar'ın kalemini, namı diğer oyuncu annenin kalemini ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Aslında bunlar ayrı bir video bile olabilir bence bütün kitapları. Gerçekten çok başarılı. Dilini, o naifliğini seviyorum. Ve elbette bunu aldım. Yeni çıktı. Melisa Kesmez, Bazen Bahar. Bu kitabı merak ediyordum açıkçası. Çok bir fikrim yok. Dediğim gibi sadece merak ettim. Çok beğendiğini söyleyen arkadaşlarım vardı. Ve aynı yazarın ikinci kitabı Nohut Oda. Bunu çok fazla gördüm. Aslında okuyanlar çok fazla memnun değildi. Hani buna göre, bu kitaba göre, hani Bazen Bahar'a göre daha az beğenmişlerdi. Ama ben gene de bu yazara şans verdim. Ve ikisini birden aldım. Sonra hangi kitap arkadaşlar? Hemen söylüyorum. Şimdi görecek misiniz bilmiyorum. Antika. Antika Titanic. Şimdi ben bu kitabı okuduğumda, kitabı değil daha doğrusu yazarın kitabını okuduğumda, Murat Menteş'in, Instagram'da kitap bittiği zaman şöyle bir şey demiştim. Ya hani kitap beni çok yordu arkadaşlar. Yani yordu derken böyle beynim sürekli çalışma halindeydi. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Yazar sayfanın başından, kitabın başından sonuna kadar sizin beyninizi sürekli böyle çalıştırma halinde. Sürekli beyin çalıştırıyor. Yani o neydi, şimdi ne oldu diye. Yazarın gerçekten üstün zekalı olduğunu düşünüyorum. Değişik bir kalemi var. Ve yeni çıkan kitabını da aldım. Sonra arkadaşımın, Papatya'nın tavsiyesiyle Dinmeyen Bir Hüznün Terapisi diyor. Güneşe Açılan Aynalar. Bu kitabı aldım arkadaşlar. Bu kitap Zafer Akıncı, Hakan Yalman. Bakayım. Hayat Yayın Evi'nden çıkmış. Çok başarılı olduğunu söyledi bana kitabın. Böyle hani gerçekten hoş olduğunu söyledi. Ben de ilk defa bu yazara da bir şans verdim. Arkadaşımın da kitap tavsiyelerine uyduğum için kitabı sepete attım ve aldım. Son olarak yine arkadaşımın tavsiyesiyle Çocukluğum kitabını aldım. Maxim Gorki, Modern Klasikler dizisi. Bu arada Türkiye İş Bankası'nın şeyi çok güzel gerçekten. Çevirisi oldukça başarılı. Diğer kitaplarda en azından öyle. Bunu aldım. Naif bir dili var ve okumam gerektiğini düşündüm arkadaşımın tavsiyesiyle. Gerçekten sözlerinin benim için değerli olduğu, insanlar tavsiye ettiği zaman kitapları alıyorum. Bu arada siz de tavsiye... böylece 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yeni kitabım oldu arkadaşlar. Umarım keyifle okurum bunları da. Bu arada Ekim ayı videomu izlediyseniz, Ekim ayında hedeflediğim şeylerin ne kadarını yapabildim. Bunları Ekim ayının sonunda, Kasım ayının başında çekeceğim videoda anlatacağım zaten. Benim aldığım kitaplar bunlar. Sizin tavsiyelerinizi de merak ediyorum. Hani derseniz ki Aylin şu kitabı okur musun? Şu yazara şans vermelisin. Alta yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Her videomda söylediğim gibi orada olduğunuzu bana hissettirirseniz gerçekten çok mutlu olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere konuşamadım da arkadaşlar. Dediğim gibi bu video öyle planlı programlı çekilmiş bir şey değil. Şimdi kargom geldi. Hemen açtım. Açarken de sizin karşınızda olmak istedim. Aldıklarım bunlar.
Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere.